Uzun zaman oldu görüşmeyeli Bora. Hatırlayıp hatırlamayacağını düşündüm doğrusu. O kadar yaşlandık mı ya? Yok, sen iyi görünüyorsun. Sağ ol, sen de öyle. Başına gelenleri duydun. Çok üzüldüm. Oluyor böyle şeyler. Evet. Seçtiğimiz yollar her birimizin geleceğini, karşılaşacağımız olayları belirliyor. Haklısın. Bende de öyle oldu. Bunca zaman sonra sadece özlem giderme mi, yoksa istediğin bir şey mi var benden? Aslında var Burhan. Dün gece adamlarından biri öldürüldü. Sami. Evet. Sami. O olayı biz yaptık. Nasıl yani? Siz mi öldürdünüz? Evet. Çok üzüldüğünün farkındayım. Ne yaptı size? Niye bana haber vermedin? Veremezdim. Senin yapacağın bir şey yoktu Boran. Ne peki? Senin karşı olduğun mesele. Töre. Diyeceğim o ki ağam, hayat bu. Neyin ne zaman olacağı belli olmuyor. Benim senden başka güvencem yoktur ağam. Eğer bana bir şey olursa, karım, karnındaki çocuğum sana emanettir. Burada oturanları tanıyor musunuz? Ya bir resmine baksanız, belki biliyorsunuzdur. Yok yok kardeşim, biz yeni taşındık buraya zaten. Sağ olasın. Ah buyur evladım, siz polis misiniz? Yok teyzeciğim, biz rahmetlinin yakınlarıyız. Karısını arıyorum, bilen tanıyan var mı diye soruşturuyoruz. Siz tanır mısınız? Ah tanımam mı, hiç komşu mu? Peki şimdi nerede bilirsiniz? Vallahi evladım, bir gece çıktıklarını gördüm. Bir daha da hiç haber alamadım Zeliha'dan. Kocası arada gelir giderdi. Peki bir tanıdığı akrabası falan yok mu? Ben rastlamadım hiç. Kendisi de çıkmazdı zaten. Bir arada ben uğrardım. Peki teyzeciğim, sağ ol. Ha, evladım. Bir de o doktor hanım vardı işte. Geldi gitti epey Zeliha'ya. Doktor mu? Kızcağız hamile, bebesi olacak. Kaç ay oldu? Oldu epey. Bir gece sancılanmış. Kocası da yok. Baktım kapıyı çaldı. Pek korkmuş garibim, kanaması varmış. Girdim koluna götürdüm sağlık ocağına. Bir doktor hanım nöbetçiymiş. Hemen ilgilendi. İyi de oldu. O doktor sonra çok vicdanlı çıktı. Geldi gitti kontrol etti kendisi Zeliha'yı. Doktorun adını bilir misin teyze? Ah be evladım, nereden bileyim, yaşlılık işte. Kafamda kalmıyor ki. Sağlık ocağına gidersen bilirler herhal. Peki. Sağ olasın. Çok üzüldüğünü biliyorum. Ama bazı şeylerden kaçamıyoruz. Ya da kaçmak istemiyoruz. Bak töre öyle ya da böyle hedefini vuruyor. Cihan töre benim dedi. Vuruldu. Sen töreye karşı geldin. Vuruldun. Samim ne dedi peki? O da karşı durdu. Her şeye. İhtarlarımıza kulak bile asmadı. Vuruldu. Evet. Ona senden bir ricam olacak. Samim'in karısı bizim akrabamız olur. Ortalıklarda yok. Onu bulmamız lazım. Benden onu bulmamı mı istiyorsun? Yok. Ama eğer yerini biliyorsan ya da sana gelirse bana bildir lütfen. Ben Samim'in evli olduğunu dahi bilmiyordum. Öyle mi? Evet. Arkadaşları da kimse bilmiyor. Ama yine de bir haber alırsam bana bildirmeni rica ediyorum. Sanmıyorum. Bulabileceğimi yani. Peki. Bunca zaman sonra arkadaşımı gördüğüme sevindim. Seni iyi gördüm. Sağ ol. Ben de seni.
Oradaki adamları toplayıp hemen buraya geliyorsun. Hayırdır ağam? Sen dediğimi yap. Kimseye de bir şey sezdirme. Çok önemli bir mesele. Baş üstüne ağam. Alo Şahin, ben Bora. Evet, çok oldu. İstanbul'da mısın? Hoş geldin Dilaver. Yenge? Hayırdır, nereden çıktın sen? Kötü bir şey olmadı değil. Yok yok, Zinar ağam geliyordu da sen de geleceksin dedi. Aşiret de laf oluyormuş da. Anladım. E oğlanlar ne ettin? Babama bıraktım mecbur, okul var ya. İyi etmişsin. İyi etmişsin de yenge, zamansız oldu be. Ve arkadaşım, yani Ceren gelecekti. Neyse, ben geliyorum şimdi. Emir, senin okulda olman gerekmiyor mu? Dilan da okulda olması gerekiyor ama o da evdedir. O okula gitmezse ben hiç gitmem. Babasına kafa tutuyor, aklı sıra. Babam nerede, bir konuşsam iyi olacak. Pazara gitti yavrum. Dilan odasında mı, bir bakayım ben. Odasında da Sıla. Sen şimdi gitme istersen. Misafiri var da. Misafir mi? Kim? Şey, Zeynep. Doktor. Sen de misin, arayabilirsin diye. Alo Ceren. Trafik sıkıştı da geldim ama kapının önündeyim. Orada kal. Buyurun, iyi günler. Dilaver Bey ile görüşecektim. Tabii tabii, buyurun. Hoş geldin Ceren. Hoş bulduk. Hanım. Ceren Hanım, Ümmü Hanım, yengem. Yenge Ceren Hanım avukatımız. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Buyurun içeri geçin. Yok yenge, biz hiç içeri geçmeyelim. Toplantıya gideceğiz. Allah korusun geç kalırız. Hadi çıkalım. Aslında daha bir saatimiz var. Dosyayı gözden geçirecektik ya. Öyle mi diyorsun? İyi madem. Hazır çay demlemiştim. Buyurun geçin. He? Hadi. Buyurun. Buyurun.